varlığından haberdar olmadığınız 10 futbol kuralı. İyi bir futbol takipçisi olduğunuzu ve oyun hakkında her şeyi bildiğinizi mi düşünüyorsunuz? O halde bu videoda bahsedeceğimiz 10 futbol kuralını dikkatlice izlemelisiniz. Çünkü bazılarını ilk defa duyduğunuzdan eminiz. Kural 1. Bir futbolcu şut çektiğinde top kale çizgisine geçmeden önce patlarsa gol yine de sayılır mı? Biraz düşünün. Cevap hayır. Elbette nadir bir durum ama yine de olabilir. Gol sayılabilmesi için top kaleye girmeden önce standart özelliklerinde olmalıdır. Kural 2. Bir oyuncu gol attıktan sonra uygunsuz sevinç gösterisi sebebiyle sarı kart gördükten sonra gol geçersiz sayılırsa sarı kart iptal edilir mi? Evet. Nedir cevabın? Tabii ki hayır. Uygunsuz davranıştan gelen sarı kart geçerliliğini korur. Kural 3. Başlama düdüğünden önce de oyundan atılabilirsiniz. Bu yüzden saha dışında da öfkenize hakim olmalısınız. Kural 4. Eleme usulü oynanan futbol maçlarında eşitlik bozulmazsa son çare olarak penaltılara başvurulur. Bir oyuncunun penaltı atışlarına geçmeden önce oyundan atılması durumunda rakip takımda bir oyuncusunu penaltı kullanacaklar listesinden çıkarmak zorundadır. En bilinen örneği ise 2006 Dünya Kupası final maçında penaltılar öncesi Zidane'ın oyundan atılmasıdır. Öyleyse soru şu, İtalya milli takımında kural gereği listeden çıkarılan oyuncu kim? Bilmiyor musunuz? Gergedan lakaplı Gennaro Gattuso. Kural 5. Bir takım maça en az 7 oyuncuyla başlayabilir. Herhangi bir nedenden dolayı eksik oyuncu varsa 7'ye 11 oynamak mümkün. Ancak bu durumda bir kırmızı kart maçın iptal edilip mağlup sayılacağınız anlamına gelecektir. Kural 6. Serbest vuruş kullanan takım oyuncuları barajdan en az 1 metre uzakta durmalıdır. Bu yeni kural 2019 Haziran ayının başlarında getirildi. Kural 7. Bu kuralla tahmin becerini ve bilgi birikimini test edeceğiz. Bir oyuncu taç atışını kalecisine doğru kullanır ve top kaleye girerse ne olur? Gol sayılır mı? Cevap hayır. Kurala göre taç atışı ya da serbest vuruşta top başka bir oyuncuya temas etmeden kendi kalesine girerse gol sayılmaz. Kural 8. Maç öncesinde kurayı kazanan kaptan kale seçimi ya da başlama vuruşu arasında tercih yapabilir. Geçmişte kurayı kazanan kaptan sadece hangi kaleye karşı oynayacağını seçebiliyordu. Kural 9. Kalecilerin penaltı atışlarında kale direklerine ya da ağlara dokunması ve kale çizgisinden uzaklaşması yasaktır. Kural 10. Kaleci topu elinde sadece 6 saniye tutabilir. Bu gayet iyi bilinen bir kuraldır fakat bilinmeyense kalecilerin maçlarda birçok defa bu süreyi aştığıdır. Çoğunlukla kendileri aleyhine faul verilmez. Bu yüzden Liverpool kalecisi Mignolet bir defasında topu tam 22 saniye elinde tuttu.